Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öğleden sonraki saatlerden size ancak merhaba diyebildim. Çünkü Özgür'ü damlatma annem ya. Okula gittik sabah, telefonumu da almamıştım. O yüzden ancak Özgür şimdi uyandı, yemeğini yedirdim. Şimdi merhaba diyebildim size. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur. Beklediğiniz haberleri, beklediğiniz varsa dilekleri bugün gerçekleştirirsiniz inşallah. Bugün canımız çok sıkılıyor bizim. Murat işe başladı, yani zaten başlamıştı, gidiyordu ama öğrencileri yeni bir atama oldu. Öğrencileri yeni gelmeye başladı onun. O yüzden akşam 8'e kadar Murat yok. Biz de Özgür ile ne yapsak diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Birazcık sıkıldım ama yapacak bir şey de bulamıyorum. Hava güzel aslında. Bir dışarı çıkmak istiyorum ama ne yapacağımızı bilmiyorum dışarıda. Ancak parkta falan vakit geçirir herhalde. Birazdan parka çıkarız. Bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Bu arada ben kuru fasulye ıslatmıştım. Et çıkarmıştım. Bir etli kuru fasulye yapmak istiyorum. Eğer vaktim ve zamanım buna yeterse. Kim geldi bana? Bana kim geldi? Tamam. Sinirlenme. Ayakkabılarına bakın. Çok güzel. Hoş geldin yebeksin. Ha, ne oldu? Telefonu mu alacaksın? Bu pek mümkün bir şey değil. Özgüdür'ün odasındaki şu oyuncaklara bir çözüm bulmam gerekiyor. Zaten şu an dağınık, bunları toplayacağım ama bir tane internette oyuncak dolabı gördüm. Hem sedir hem oyuncak dolabı. Buraya çok güzel olur. Bunları da alır yani. Tabii hepsini alamaz ama muhtemelen böyle birkaç parça ayıracağım. Yine bu aşağıdaki bizim ihtiyaç sahipleri için o dolabın yanına koyacağım. Alınıyor çünkü çocuk oyuncakları falan. İhtiyacı olanlar alır. Yani bu sepetler falan yetmiyor. Şöyle bir şey gördüm. Çok beğendim ama fiyatı 1700 lira falan. Göstereyim bir dakika. Şöyle bir şey. Bu da netlemiyor artık ya. Küçük oluyor. Şöyle. Hem oyuncak dolabı şu altı netleyemiyor ama. Hem de sedir. Ben bunu bir Murat'a sorayım da. Böyle bir şey almak istiyorum. Fiyatı 1700 falan ama daha uygun. IKEA'ya falan mı yaptırsam yoksa Erol abiye mi yaptırsam? Bir fikir alacağım. Murat, bu netlemiyor. Tabii ben alana kadar, o zamana kadar oyuncakları kendim böyle bir düzenlemem gerekiyor. Neyse, şuraları bir toparlayayım önce. Mesela böyle kutuların içine, hani normalde bu da bir oyuncak ama işte puzzle parçalarını koyuyorum ki, mesela şöyle bir puzzle'ımız vardı. Bunun parçalarını koyuyorum ki yine netlemiyor. Koyuyorum ki hani oynamak istediğine direkt buradan alıp şey yapıyorum. O yüzden öyle dolaplar olursa hani böyle şey herkeste olan şeylerden var. Böyle üst üste dolaplar da var. Ama ben hem sedir olsun istiyorum, hem oturabileceği bir alan olsun istiyorum. Oraya böyle yastıklarla süsleyip arkadaşları, yarın öbür gün uyuduğunda arkadaşları geldiğinde hem oturmak için bir alan olsun istiyorum. Hem de bu oyuncakları, yani zaten şurası hep böyle duruyor. Bu şekilde duruyor. Zaten burası zaten bir işgal edilmiş oyuncaklarıyla. Bari öyle düzenli dursun istiyorum. Bunun için araştırmalarım var. Ama o çok pahalı yani. Gerçi 1700 lira da artık şimdiye göre pahalı mı bilmiyorum. Bulamazsam zaten yine onu alacağım. Orası ayrı bir şey de. Bir IKEA'ya sormak istiyorum ama. Bir de bir Erol abiye soracağım. Murat! Şimdi ders çalışıyor, kızacağım. Ben şuraları toparlayayım. Tekrardan görüşürüz.
kadar toplayabildim. Yani çünkü başka türlü sığdıramıyorum. Bu oyuncakları elemem lazım ama önce bir oyuncak dolabı alayım. Sonra artık elemelere geçeceğim. Şu kitap da kitaplığa sığmadı. Böyle koydum. Bunu görünce hemen okumaya başlıyor. O yüzden masasında da bulunsun istedim. Kitaplığını da böyle dizdik. Böyle oldu. Güzel oldu yani. Kedi sana ne yaptı Özgür'ü? Kız bakayım kediye. Nasıl kızıyorsun bir daha? Otur kız. Ne söyledin? Buraya arıyorum. Orasını mı acıttı kedi? Evet. Kediye ne yaptın sen? Orunu acıttı. Ben ona kattım. Sen ona kızdın. Niye kızdın? Zaman süper yap. Spor yap. Ne yapıyorsun Özgüdür'ü? Şu an ne yapıyorsun? Şu an ben yat. Şu an sen yat. Anladım. Her yerden de oyuncak çıksa. Evet. Bir fikir değişikliğiyle Özgü Duru ile birlikte ve Ezgi ile birlikte Carrefour'a geldik. Burada büyük bir park olduğu için Özgü Duru da bugün çok mutsuz. Çok huzursuz ve ağlıyor. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Şişme montgiller. AVM'de. Ama hava çok güzel. Hava çok güzel, evet. Bir şeyler yaparız, yemek yeriz, kahve içeriz. Bakalım Özgü Duru'nun izin verdiği sürece, aynen izin verdiği sürece her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Arabayı kilitlememiştim. Şimdi gidiyoruz. Evet, böyle parka geldik. Özgü Duru orada. Kaydıraktan kaymasını bekliyorum. Özgü'yü parkta bıraktım. Ve mağaza mağaza gezeceğim. En son ne zaman tek başıma gezmiştim hatırlamıyorum. Bugün yapacağız. Bugün geziyoruz. Biz yemek yedik. Özgü Duru'ya elbise bakmam gerekiyor. Haftaya bir düğün var. Düzce'ye gideceğiz. Böyle kışlık elbisesi yok. Hepsi yazlık, sıfır kollu falan. O yüzden hem düğünde kullanabileceği hem de gün içerisinde de yine giydirebileceğim güzel şık bir elbise arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi Elsiva'da birkaç tane model gördük. Böyle tütülü uzun kollu bir elbise gördük. Ama burada beden yoktu. Şimdi Piyazlı'dakine gideceğiz. Yan yana bunlar. Alışveriş merkezleri. Oraya bakacağız. Ayakkabı da almam lazım tabii ki. Ona uygun. Şimdi gidiyoruz. Çantaya bakın. Çok güzel. 100 liranç. Koton'dayız bu arada. Esiva'da yoktu. O yüzden Koton'dan bakıyoruz. Şöyle bir kombin yaptım ama beden yok. Yani çok güzel olacaktı. Şununla şu içine sokacaktım. Ama 4-5 yaş var Koton'da. Şimdi biz eve geldik. Hemen Özgür'ün aldıklarımı giydirdim. Çok beğendim. Bu üstündeki 2 yaştı. Esiva'dan aldım. Yani bunu normal günlükte de giydirebilirim. Çok böyle abiye gibi değil. Bu da ayakkabı, botlarını aldım. 70 liraya aldım. Bunu 50 liraya aldım. Çok uygun fiyatlı gerçekten. Beğendin mi? Ne yapacaksın onu giyince düğünde? Ne yapacaksın? Şöyle oyna. Gerçekten çok güzel oldun. Bayıldım. Ay.
Oyna bakayım. Nay nay ni 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 ni. Nay nay ni 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 ni. Hop idi bidi bi idi bi bi. Hop idi bidi bi. Şimdi diğer aldıklarımı da göstereceğim size ama bu kıyafeti beğendim. Sonra şöyle bir pijama tulumu aldım. Gerçekten çok sıcak tuttuğunu düşünüyorum. Bayağı böyle tüylü tüylü yani. Nasıl derler? Yünlü yani. Fiyatı da 100 liraydı. 2 yaş için olanı aldım. Gayet güzel. Bu özellikle şimdi düğün için köye gideceğimiz için oralar soğuk olur diye düşündüm. Orada gece giydiririm en azından. Sıcacık sıcacık uyur dedim. Bunu aldım. Bu gördüklerinizi aldım. Bir de şöyle bir fitilli takım aldım. Göstereyim. Şöyle bir takım aldım. Fiyatı da 55 TL bu takım. Gayet uygun ve güzel. Ya tabii çok kalın bir şey değil. Çok kalın bir şeymiş gibi düşünmeyin. Ama şey hani takım olarak ev içerisinde giydirebilirim diye düşündüm. Aldım. Yani yine bir 290 ödedim. Kendime yine ne aldın Özge? Hiçbir şey almadım kendime. Hep kızıma çalışıyorum. Kendim zaten düğün için ayarladım kıyafetleri Allah'tan. Evdekilerle idare edeceğiz. Bu şekilde. Akşam için şöyle döküm tenceremde bir etli kuru fasulye yapmak istiyorum. Soğanlarımı doğrayacağım şimdi. Bu arada kuru fasulyelerimi şöyle ıslatmıştım zaten. Bir de burada et de haşladım. Şöyle. Eti de önceden haşladım. Düdüklü de yapsaydım gerek yoktu ama düdüklüm olmadığı için böyle bir çözüm buldum. Birazcık izle. Tamam birazcık izle aşkım sen. Ne? Hayır, hayır. Kuru fasulyem hazır. Şurada pilavım da oldu. Bir de salata yaptım. Şimdi kızımla yemek yiyeceğiz. Artık kızımla ikimiz yiyeceğiz sadece. Çünkü Murat yok biliyorsunuz ki. O yüzden şimdi sofrayı kuruyorum. Artık Murat yiyecek. Yapacak bir şey yok. Çok güzel değil mi? Beğendin mi? Hadi senin kızısın. Yemeği beğendiğinde anneye denir ki anneciğim ellerine sağlık. Söyle bakalım. Anneciğim ellerine sağlık da. İyi ki doğdun Özgür'ü. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Çay içeceğiz. Şöyle tüllü çalmıştım. Özgür'ün doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Özgü. 2,5 yaşında oldum. 1,5 yaşında oldum. House party. Yes. Bravo. Çak. Ben şimdi üfledim. Evet üfledin. Ama ben şimdi üfledim. Yine mi üfleyeceğim? Tamam anne. Nesinin kuzusu. Özgüdür sen ne oldun? Ben ne oldun sen? Düşersin. Yok güzel. Niye sen ne oldun ki? Ben adet araba oldum. Ben artık tamam sen abla oldun artık tamam. Düşmezsin. Ama yoruldun tamam artık. Yoğun geçen bir günden sonra videomu da artık burada kapatıyorum. Editi de yaptım. Çok yorgunum. Saat 7.30'dan beri ayaktayım. Güzel bir uyku çekeceğim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Yalnız elimi de Özgür çizmiş. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.